Hayır. Evet, hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi bende B ehliyeti var. A2 ve A1 neyse işte o motor ehliyeti falan yok. Yaklaşık 3-4 aydır falan takılmış durumdayım motosiklet muhabbetine. Ne yapsam ne etsem diye düşünüp duruyorum. 100 kiloyum, 1.88 boyum var. Yokuş çıkar mı çıkmaz mı diye düşünüyorum bu 50 cc'lik motorları falan. 50 cc'lerde 13 dereceye kadar çıktığı söyleniyor. Daha doğrusu internet sitelerinde falan gördüm. Birkaç tane marka var. Türk markası. 4 harfli var bir tane. Y ile başlıyor. Sonu İ ile bitiyor. Artık bulursunuz. Burada söylemem doğru. Ya Yuki diye bir marka var işte o işte. Bilmiyorum ki artık YouTube'da neden banyıyoruz ne oluyor falan. Motor siklet olayını neden bu kadar kafaya taktım? Son 3-4 aydır yayınlarımda da şey yapıyorum size söylüyorum. Küresel ısınmanın olmasıyla birlikte artık eskisi kadar yağmur, kar falan böyle kötü hava koşulları olmadığı için kısa veya uzun yolda daha belki etkin bir şekilde yolculuk yapmak için. Ama bir taraftan tabii çok fazla tehlikeleri varmış. Bir tane videoda gördüm. Mesela diyor ki işte saatte diyor 20 ile giderseniz ölürsünüz diyor. Saatte diyor 10 ile giderseniz diyor sakat kalırsınız diyor. Saatte diyor 5 ile giderseniz diyor vücudunuza diyor kalıcı hasarlar falan verilebilir diyor. Adam anlatıyor falan. Yaklaşık bir 3-4 aydan beridir YouTube'da motosiklet nasıl kullanılır bunların videolarına bakıyor. Bu arada hala tam şey yapamadım. Motosiklet mi motorsiklet mi kafayı yiyeceğim. Yüz binlerce motorcycle videosu var. Motorsiklet videosu var. Türkçe İngilizce. Yüz binlerce de motosiklet ve motosiklet diye İngilizce video ya ki evet motosiklet mi motosiklet mi orada biraz kafa gitti bende ya. Yardımcı olun. Google'da falan da aratıyorum. Motosiklet yazıyorum. Motorsiklet yazıyorum. Yüz binlerce sonuç çıkıyor. Herhalde motorcycle'dan geliyor herhalde. Şey diyeceğim ya illa motorcycle falan diyeceğim ya oraya gidiyor kafa habire böyle. Neyse oğlum. Derler Merso mu aldın diye. Merso alamadık ama işte şeyini aldık, şapkasını aldık. Bulgaristan'dan 5 neydi lan? 5 ne bileyim oğlum 3-5 liraya aldık işte. 10 lira mı 15 lira mı öyle bir şey almıştım. 2 sene oluyor Bulgaristan gezisi falan diye video çektim hatta. Orada çekmedim de yani. Neyse şimdi çekmemek mi muhabbetleri falan gece. salak. Motosiklet olayını taktım kafaya. Motor istiyorum. Çok hoşuma gitti. Az benzinle götürüyor seni ama dediğim gibi fiziksel anlamda tehlikeleri çok büyük. Elektriklisi var, benzinlisi var. Şu şeyi beğendim. Honda'nın Forza 250 diye bir modeli var. Ben aslında en çok naked motor seviyorum. Bir de bu Bajaj'ın bir tane motoru var. Bajaj dur bir şeydi. Neydi onun adı ya? Bakayım ben şuradan yaz. Bajaj 400 cc. Durulu bir şeydi. Ha Dominar. Bajaj Dominar'ı falan öneriyorlar. Başlangıç motoruymuş bunlar. Da 400 cc yani nasıl başlangıç motoru bilmiyorum. 400 cc ya 400 diyor. Herhalde 400 cc'ydi. Fiyatları falan da ortalama böyle 35-45 arası falan. Honda Forza Scooter. Scooter'la başlamak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şeyden korkuyorum. Bu ehliyet sınavında falan acaba geçemez miyim ne olur falan filan. O birazcık beni geriyor. Hayatımda hiç motor kullanmadım daha önce. Ne yaparım ne ederim bilmiyorum. Gerçi şeyi öğrendim yani ön fren sağdaki, arka fren sağ alttaki yani motorun sağ tarafı komple fren, ayağındaki arka fren yani elindeki de ön fren. Sol tarafta debriyaj, sol altta da vites. Vites en alttaki 1, boş, 2, 3, 4, 5, 7 bilmem ne gidiyor. Onun dışında vallahi işte hararet göstergesi, hız göstergesi, devir saati, bilmem ne göstergesi. Yağ nereden konuluyor? Motorun sağ arkasından konuluyor. İşte akü nerede? Selenin altında. Bol bol bunları öğrendim. İşte motor nasıl kalkar? Neye takarsın? Frende olmasına gerek yok. Neye takarsın? Debriyaja sıkarsın. Sonra sola debriyajını 1'e getirdikten sonra yavaş yavaş debriyajı bırakıyorsun. Motor kalkıyor. Teklemeye başladı mı da gaza veriyorsun gidiyor diye şeyden bakıyorum YouTube'dan. Ha, bazı motorlarda bu değişiyormuş yani. Bazı motorlarda da birinci viteste kalkılıyormuş ama freni sıkman gerekiyormuş. Bir şeyler falan filan artık o motoruna göre. Yani şey güzergah olayları falan da tamam. Bir tek istop ettirme muhabbeti varmış galiba sınavda. İki defa istop ettirirsen motoru kalıyormuşum falan.
Ya motoru stop ettirmek de nedir ya? Zaten araba ehliyeti alırken çok korktuğum şeydi bu benim. Benim hep ailemde hep otomatik vites araba vardı. Ondan sonra yani şey olacak bu işin sonu galiba. Düz vites hayatta sevmediğim bir şey. Ne arabada ne motorda ne teknede ne bilmem ne de orada burada. Böyle başlangıç motoru tavsiyeleriniz falan varsa bana önersenize. Yayınlarımda falan soruyorum. Çok akıcı oluyor. Bir de 18 saniye falan oluyor ya. Sizin de eğer motor ehliyetiniz varsa A2, A bilmem ne falan şöyle bir önerin. Yokuş çıkar bana yokuş çıkabilecek motor lazım. Yani ben 100 kiloyum ve çantasına da arkaya benim de sırtımda bir çanta olsa diyelim. Çantada da arkada bir şeyler var. Bir 30 kilo falan daha 130 kiloyu şöyle bir 13 değil de şu 13 yani şu ne kadar duruyor şu an kamerada bilmiyorum ha. Şöyle 13 hatta ben şey yapıyorum ya, birkaç günden beridir eğimlere bakıyorum. Ya birkaç gündür şurada bir program var bende, pusula. Birkaç gündür, bakın şöyle, bilmiyorum ne kadar net görünüyor size ya. Neyse 13 dereceye bakayım size göstereyim. 4, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet 13 derece şöyle bir eğim. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şu 13 derece, şu 14 oldu şu an. 18 oldu, 20 oldu. Şu da 30. Şu 30 derece. Şu 30 derece. Bana yani 20-25 dereceyi falan herhalde çıkar bütün o motorlar. 50 cc üzeri olan hepsi çıkacaktır. 50 cc'lerde şöyle bir sorun varmış. 40-45 falan yapıyormuş. Şimdi diyeceksiniz ki bana ne ehliyet alıyorsun boş ver. İşte kalk motor al 50 cc'lik falan al. 50 cc'lik motorlarda şehir içinde dolaşırken şey oluyormuş. Diğer sürücüler falan dat 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 yapıyorlarmış habire falan. Çünkü 45 falan basıyormuş en fazla. Bir de böyle onu yükseltiyorlar mıymış? Ne yapıyorlarmış 50 cc'leri? 80'e mi yükseltiyorlarmış? Ne yapıyorlarmış? Onlarda da polis mi yakalayınca ceza mı yazıyormuş? Ne yapıyor? Yani dert onlar. Onlara girilmez tabii ya. Bizde her şey legal. Her şey şey ya. Kuralına artık neyse. Uygun bir şekilde. Bu ne? Windows Defender. Özeti falan çıktı. Dediğim gibi yani önereceğiniz motorlar varsa başlangıç için ondan sonra şey bana önerirseniz sevinirim. Motosiklet kullanmanın eksi tarafları nelerdir? Ne bileyim yani sizin genel bir görüşünüzü falan merak ediyorum. Bu videonun altına yazarsanız harika olur. Hem diğer takipçilerim de hani şey yapmış olurlar, faydalanmış olurlar. Ondan sonra İşte böyle elektrikli bisikletlere falan da takıldım bayağı. Böyle kısa mesafe falan için düşünüyorum çünkü motoru böyle uzun yol için falan değil de. Ya kısa mesafe dediğim aslında ya ben Tuzla'da, burası Tuzla. Tuzla'da oturuyorum. Ne böyle bir şeyler oluyor videoya ya. Hayda. Abicim ne oluyor ya? Bir dakika dursanıza. Ha tamam düzeldi. Bakayım. Düzeldi. Birdenbire bir şeyler oldu ya. Defender, Mifender falan girince araya. Neyse idare edin. Ya böyle 30 kilometre falan gibi anladınız mı? Elektrikli akülü şeylere bakıyorum. Motorlara bakıyorum birkaç gündür falan. Yuki markasının. Onun bir tane Swift mi ne? Wind mi? Öyle bir modeli var. EOS diye bir modeli var. O çok hoşuma gitti. Gidin bakın. Yuki EOS falan yazın. Başlamayın yine. Reklam mı aldılar? Susun be. Böyle bir düşünceler içindeyim yani. 50 cc'yi alırsam diyorum acaba beni çeker mi? Motorda yazıyor ki Yuki'ninkinde 220 kilo diyor. Ben aradım kendilerini sordum. 220 kilo şey diyor. Sen diyor ben dedim 100 kiloyum. Beni 13 şeyde yani 13 derecelik bir açıda 220 taşıyorsa mantıken yani 25 derecelik açıda da 100 kilo taşıması lazım. Elektrikli 4-8 saat arası falan şarj ediyorsunuz. 50 kilometre mi ne mesafesi var. Gayet güzel. Ama şeyde şarj edilemiyormuş. Evde şarj edilemiyormuş. Yani bana evde şarj edilebilen ve evde şarj edilebilen... Bakın benim isteğim ne biliyor musunuz? Ehliyet almayayım, hiç uğraşmayayım. 50 cc araba ehliyetimle kullanabileceğim. Evde aküsünü, pilini böyle şarj edebileceğim. Böyle dışarıda otoparklarda, duvarda muvarda değil. Pilini alacağım sabah aküsünü götüreceğim takacağım motora kullanacağım ve 20 derecelik bir açıyı 20 yeter 20 derecelik bir açıyı 100 kilo olan beni taşıyabilir mi? Bu böyle bir motor arıyorum. Elektrikli de olur benzinli de olur önemli değil.
Eğer bulamıyorsanız da artık yapacak bir şey yok. Çünkü o bisikletler de bir şey boka yaramıyor. O bisikletlilerde şey muhabbeti var. Adını söyleyeyim. Pillerine falan baktım ben. Wattlarına, matlarına, bilmem nelerine. Onlar da öyle taşımıyorlar, etmiyorlar falan. Destek sunuyor sadece falan sana. Eğer böyle bir 1500-2500 watt falanlık falan bir şey bulmazsan, ki onlar da motor parasına zaten. Ne gereği var o zaman? 50 cc'lik motorlardan da pahalı yani. Önerileriniz varsa başlangıç motoru için düz vites değil, scooter olarak ve dediğim gibi eğer 50 cc için de deminki özellikleri barındıran bir motor arıyorum. Varsa öneriniz yazarsınız. Hadi bay bay, görüşürüz. Başka bir şeyden anlatacak mıydım? Düşünüyorum şöyle bir. Valla şu an gelmedi aklıma. Durumlar bunlar. Hadi bay bay. Nereden kapanıyor bu ya?